Tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha karşınızdayım efendim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere bir program var ki o program vasıtasıyla tüm resimlerinizin arka planını rahat bir şekilde temizlemeyi göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuzdur büyük ihtimal çoğunuz, bunu yapan bir site var, otomatik yapıyor. Zaten bu programın da otomatik yapma özelliği var. Ama siz manuel olarak da yapabiliyorsunuz, zaten birazdan tanıtacağım programı. Hiç merak etmeyin efendim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Biz mesela o siteye yüklediğimiz zaman resimlerimizi, o bize işte arka planı temizleyip gönderiyor. Ama o sitede zaten bazen hatalar oluyor. Bazı yere algılamayıp işte oraları kesmiyor, ayırmıyor yani. Onu arka plan olarak algılıyor, mesela konumuzu arka plan olarak algılayabiliyor ve onu kesmeyebiliyor. Bu tür hataları daha sonra onu elden düzeltebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar bu program, yani o programda, yani o sitede elden düzeltmek zor. Abi zor. Ama bu programda öyle hatalar olduğu zaman onu elden düzeltmek o kadar kolay ki, yani en ufak detayına kadar yapabiliyorsunuz. Zaten yapacak bir iş arıyorsanız internetiniz olmadığı zamanlarda bile bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu program vasıtasıyla her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu programın ismi Gradient arkadaşlar. Gradient şu program efendim. Şöyle şöyle taşıyayım. Evet, şu program arkadaşlar, giriş yaptım şu an. Şu an internete bağlı değilim ben. O yüzden size o kısmını gösteremeyeceğim. Ama büyük ihtimalle oradan bir kesit koyarım ben internete bağlandığım zaman. Bir kesit koyacağım arkadaşlar oraya ve o kesitte nasıl otomatikman yaptığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada programı açtık. Şu şekilde girdik, programı açtık. Gradient. Buradan al features'dan arkadaşlar editor kısmına geliyoruz. Ve editor kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi burada işte yukarıda bir sürü şeyler var. Garip grup şeyler var. Siz bunlara dikkat etmeyeceksiniz zaten. Bunlara da bakabilirsiniz. Bu arada çok güzel şey işte CV'ler falan gibi şeyleri, yüzdekiler falan alma gibi şeyler falan gibi şeyler de var. Ama bu double exposure falan var ya, bu güzel abi. Neyse, bunlar denersiniz, kurcalarsanız. Ben arka planı temizlemeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi siz buraya geldiğiniz zaman your project kısmında hiçbir şey olmayacak sizden. Neden? Çünkü siz zaten hiçbir resim yapmadınız ve burada olmayacak o yüzden hiçbir resim yapmadığınız dolayısıyla. Bu yüzden arkadaşlar siz artı butonuna tıklayacaksınız. Artı butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan istediğiniz herhangi bir resmi seçeceksiniz. Herhangi bir resim. Mesela ben bu resmi seçtim arkadaşlar. Bu resmi seçtim. Ve şuradan, buradan alt kısmından arkadaşlar kaydırarak soldan sağa doğru, ya sağdan sola doğru remove BG'yi buluyorum. Remove BG girdiğim zaman burada arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Ve burada alt kısımda arkadaşlar silgi butonu var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var aslında burada. Siz internete bağlı olduğunuz zaman bu otomatikman şu kesimi yapıyor ve size sunuyor. Yani şurasını kestim falan diyor. Sunuyor arkadaşlar size. Şimdi ben zaten internete otomatik yaptığım bir resim de var. Ben oradan dediğim gibi bir kesit koyarım büyük ihtimalle size internete bağladığım zaman. Buradan bir kesit koyarım. Şimdi arkadaşlar bu otomatikman kendisi normalde yapıyor zaten, kenar hatları falan yapıyor. Ama arkadaşlar diyelim ki iç kısmını yapmadı. Yani iç kısmını, şu kısımlarını yapmadı. Siz onları kendiniz bu şekilde gördüğünüz gibi manuel olarak yapabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar bu arada bu keseceğiniz kısmın arkadaşlar, yani arka planı temizlemek istiyorsanız arka planın renkli olmaması gerekiyor. Renkli olmaması gerekiyor bu arada. Şu şekilde silgiye tıkladım. Şunu büyüt. Şunu arkadaşlar bu, bunun bulanıklığı, bunu fulluyorsunuz. Şurayı temizleyeceğim. Eğer internetiniz olmayan bir ortamda manuel olarak yapıyorsanız zaten bunu fullleyin. Kenar kısımlar için sadece. Daha sonra bu alt kısımdaki büyük işte büyümeyi de fulluyorum. Büyüklüğünü de fulluyorum. Ve bunu temizliyorum arkadaşlar.
Evet. Arkadaşlar, şu kenar kısımları şu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hal aldı. Şurayı da şöyle yapayım. Evet. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ya ne oldu falan filan. Şimdi arkadaşlar sağ üstte bir şey var. Tik var. Gördüğünüz gibi mavi tik. Ona tıkladığımız zaman resmin ön izlemesini alabiliyoruz. Daha sonra tekrar nesilge tıkladığımız zaman da bir restorasyon yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şu programın en sevdiğim özelliği şu arkadaşlar. İki parmağınızı tutuyorsunuz ve aynı bir resmi yakınlaştırır gibi istediğiniz kadar her bir pikseline kadar bakın şu an yakınlaştırıyorum durmadan. Bakın her bir pikseline kadar arkadaşlar. Her bir pikseline kadar ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Şu an uzaklaştırıyorum bu arada. Anca uzaklaşıyor. Gördüğünüz gibi her bir pikseline kadar ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Ve mükemmel bir şekilde yani. Alt kısmının büyük boyutunu fullledim ve şurayı seçiyorum. Hayır silgide kalmış pardon. Şu kalem butonunu seçtim. Gördüğünüz gibi. Ve buraya yapıyorum. Her şeyi bu şekilde yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yakınlaşıp buralar seçebiliyorsunuz. Ve bu şekilde aslında arkadaşlar bir kesit alabiliyorsunuz bu programda. Arkadaşlar ama internete bağladığınızda şöyle bir güzellik var. Arka planı zaten çok fazla karmaşık bir şey yoksa yani işte dümdüz durmuşsanız ellerinizi falan yana falan açmamışsanız zaten bu otomatikman şey yapacak. O kısmı alacak. Yani elinizi alacak ve sizi tam olarak gösterecek. Zaten bunu otomatikman yaptığındaki en güzellik kenarlarını çok düzgün bir şekilde yapması. Yani o kadar düzgün ki sanki resmi kesmemişsin beni hiç anlamıyorum. En iyi yüzden, o yüzden internete bağlı olduğunuz zaman zaten siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Otomatikman bu kesecek arkadaşlar. Şu şekilde şuraya geldik mesela. Buradan remove bilye tıkladığınız zaman burada arkadaşlar bir şey dönecek. İnternet size bağlı olarak süresi değişecek. Çok kısa yapıyor ama. Otomatikman bu kesit alacak ve size sunacak. Daha sonra siz silgiye tıklayacaksınız. Eğer ki yanlış bir şey yapmışsa. O zaman da arkadaşlar yanlış bir şey yapmışsa eğer kendiniz düzeltebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar ben şurada şöyle kesit almıştım zaten. Bakın kesmiştim şunu. Arkadaşlar yani şu kesiti görebiliyor musunuz? Cidden mükemmel derecede. Şurada da var. Bakın arka planına beyaz attım. Gördüğünüz mükemmel bir derecede kesmiş ya onu. Mükemmel bir derecede kesmiş. Ve arkadaşlar şunu aslında kenar hatları tamamen doğru bir şekilde kesmişti. Şurada arkadaşlar sadece iç kısımdan da bazı yeri almamıştı. O anda manuel olarak yaptım. Zaten kenar hatları aldıysa önemli olan kenar hatlar iç hatları direkt olarak boyayın yani. Hiç sıkıntısı yok yani iç hatlarda. Ama kenarları önemli olan kenarları otomatik yapman kendisi yaptığı zaman çok mükemmel oluyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz ve diyelim ki arkadaşlar şu şekilde mesela bu hazır bir kesit arkadaşlar ama arka planı bir renk yok. Sadece kesit. Şimdi arkadaşlar siz burada bunun arkasında buradan gelip burada arkadaşlar border var gördüğünüz gibi brush'ın hemen solunda. Border'a tıklıyorsunuz ve burada arka plana bir renk veya bir desen de ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ve burada çerçeve boyutu da var aynı zamanda. Çerçeve boyutunu ben minimumda tutmayı tercih ediyorum. İşte buradan bir sürü şey arka plana ekleyebiliyorsunuz. Renk falan vesaire. Şu desenler benden neden gelmiyor bilmiyorum ama size gelecektir büyük ihtimal. Bende de arada geliyor da arada da gelmemesi yapıyor. Neyse daha sonra burada fotoya tıkladığınız zaman da buradan galeriye tıkladığınız zaman galerinizden herhangi bir fotoğraf seçip arka plana koyabiliyorsunuz. Mesela bir şehir olabilir. Daha sonra burada foto var. Bu foto bir de blur var. Bunlar farklı şeyler. Siz galeriye tıklayacaksınız ve oradan arkadaşlar istediğiniz bir resmi seçip arka plana koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde. De arka plana istediğiniz herhangi bir şey koyabiliyorsunuz. Ama istemezseniz diyeceksiniz ki ben şimdi o resmi indirmedim. Ben onu daha sonra koymak istiyorum falan. Hiçbir sıkıntı değil. Arkadaşlar Your Project'te bunu bırakacaksınız. Şöyle sadece geri çık butonuna tıklayacaksınız ve burada kalacak. Arka plan siyah gözüküyor ya. Aslında şuna tıkladığınız zaman arka plan boş. Yani o yüzden siyah gözüküyor. Ve zaten burada yaptığımda benim var. Gördüğünüz gibi bunu mesela beyaz yapmışım arka planda zaten. Yani bu şekilde arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Ve diyelim ki arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Siz buraya tıkladınız. Resme tıkladınız diyelim ki. Kesti bunu. Ama işte kenarları tam kesmedi. Nasıl tam kesmedi? Mesela şu kenarlarda tüyleri fazla kesti yani. Mesela arkadaşlar şu şekilde oldu. Şimdi size örnek göstereyim. Şuradan remove bilgiye tekrar geliyorum. Ben şunu yapayım arkadaşlar. Diyelim ki silgiyi aldık şu şekilde.
Şunu sileyim hemen. Evet arkadaşlar, diyelim ki otomatikman yaptığı zaman şöyle bir şey oldu. Otomatik yaptığı zaman şöyle bir şey oldu. Veyahut da siz aslında şöyle bir şey de var. Bunu otomatikman siz girdiğiniz zaman kenar tarafına doğru almıyorsa eğer, siz bu şekilde kesit alıp, yani bu şekilde kesit alıp daha sonra bunu kaydedip otomatike sokabilirsiniz. Nasıl? Şimdi diyelim ki otomatik kesti veya siz bu şekilde kestiniz. Buradan bunu tıklıyorum bu şeye ve buradan arkadaşlar bunu çıktım. Ve daha sonra tekrardan aynı resme giriyorum ve buradan tekrardan Remove Bug'a tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi aynı resim. Ama arka plan şey oluyor. Bu sefer arkadaşlar siz burada şunu yapabilirsiniz. Tekrardan zaten bu otomatikman yapacak ve arka planını tamamen kenarları doğru bir şekilde kesmiş olacak. Yani ikinci kez aynı işlemi yaparak, aslında uygulayarak resmi daha otomatik olarak daha doğru bir şekilde kesebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz zaten bunu yapan bir site var. Biz neden programı indirelim? Arkadaşlar bazı insanlar işte siteye güvenmiyor, resimlerini siteye aktarmak istemiyor. O insanlar bu programı kullanabilir. Veyahut da internet bir ortamda işte böyle şeylere heves ediyorsunuz, bunu yapabilirsiniz. Yani veyahut da arkadaşlar bu programı daha kolay. Yani program hemen elinizin altında ama siteye girinceye kadar falan, yapıncaya kadar uzun sürüyor. Program yüzden daha kolay ve bu programın zaten ek olarak bir sürü özellikler de var. Double Explore falan filan gibi şeyler de var. Mesela şuradan şunu seçtim. Buna şey ekliyor mesela şu şekilde. Ya bu şey değil de. Buradan galinizden bir resim seçiyorsunuz. Mesela şunu seçtim. Ve bunu burada gölge gibi. Mesela kendinizi buraya koyup aynı şu resimdeki gibi bakın. Aynı şu resimdeki gibi kendinizi arkanıza bir şehir koyup kendinizi o şekilde gölge gibi sağlayabilirsiniz. Yansıma gibi sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yani bir sürü özellik de var bu programda. O yüzden bu programı size tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Yani videoda umarım sizlere elimden geldiğince anlatabilmişimdir. Anlamayan olursa mutlaka bana yorumları belirsinler. Ben anlamayanlar için mutlaka ama mutlaka bir video çekerim. Çünkü çekiyorum ben genelde. Çok uzun videolar değil de kısa videolar çekiyorum. Merak etme arkadaşlar. Siz bana anlamayanlar yazar yorumlara. Ben anlatırım arkadaşlar. Tekrardan ve tekrardan. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve eğer ki videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bu yani çok değerli bir şey aslında, bir YouTube içerik üreticisi için. O yüzden de arkadaşlar lütfen like'ınızı ve abonenizi esirgemeyin. İzliyorsunuz yani 1000 kişi izliyor, yalnızca 20'si like atıyor. Yani olmuyor ya. Mesela izliyorsunuz işinizi yaptı. Like atın, ne yapayım? Ne geliyor ki sizden? Zaten paralı falan değil. Neyse. Neyse. Çok fazla konuşmayacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.